Nelerde kullanılıyor peki yapay zeka? Buna bakarsak, örneğin burada gördüğünüz küçük küçük noktalardan işte hangisi daha büyüktür? Size bunu seçtiriyorlar. Türkiye'de de kullanılan yöntemler ve bunların sonunda sizinle ilgili dikkatiniz, karar vermeniz, adilliğiniz gibi sonuçlara varıyorlar. Ya da işte balon patlatabilirsiniz, kule yapabilirsiniz. Bütün bunlar sizin karakterinizle ilgili ipuçları veriyor. Video ve chatbot görüşmelerinde sizlerin işte aksanına bakıyor, konuşmanıza bakıyor, kullandığınız kelimelere. Örneğin bir işe alım yöneticisi sizin ben yerine biz kelimesini ne kadar kullandığınızı çok seçemeyebilir. Ama yapay zeka bunu seçiyor ve siz eğer biz kelimesini daha çok kullanıyorsanız ben yerine takım çalışmasına daha uygun olduğunuz sonucunu çıkarabiliyor. Diğer taraftan çalışan izlemede yani monitörleme, çalışan gözetiminde kullanılıyor çok fazla. Performans yönetimi, attığı adım sayısı, gittiği yerler iş yerinde ve daha öteye geçerek evde e-postalarını ne kadar açıyor, ne kadar sürede cevaplıyor. Daha ileri giden şirketler var. Çalışanlarına akıllı saatler vererek onların işte uyku saatlerini ölçen, ne kadar dinlendiklerini ölçen şirketler de mevcut. Siber izlemeye geldiğimizde adayların veya çalışanların internet ortamındaki yansımalarına bakıyorlar, izlerine bakıyorlar. Yani bu tabii ki tartışmalı bir husus ölçülülük konusunda. Diyelim sosyal medyada Spotify'da bir aday çok fazla Justin Bieber şarkıları dinliyor. Buna diyor ki yapay zekalı yazılım yeterli entelektüel düzeye sahip olmayabilir. Bizim şirketimize uygun değil. Ya da şunu diyebilir, çok fazla macera filmi izliyor. Bizim masa başı işimiz bu adaya uygun değil. Bu gibi sonuçlara da varabiliyor. Bu örnekler yaşanmış hikayelerden bu arada. Ya da Twitter'da, Instagram'da çok fazla öz çekim yapıyor. Demek ki bencil bir insan. Böyle sonuçlara varabiliyor. Oyunlar ve kişilik testleri çok gri bir alan. Çünkü sonuçları ile ilgili bilgi verilmediğini görüyoruz adaylara. Türkiye'de de var bunlar. Bu yaptığınız kişilik testleri seçtiğiniz noktalardan hangisinin büyük olduğu sizinle ilgili psikolojik varsayımları çıkarabiliyor. Sağlık verisi olan özel nitelikli veri işleme faaliyeti teşkil eden bazı sonuçlara varabiliyor. Ya da geçmişinize dair bazı çıkarımlar yapabiliyor. Bunun gibi çok sayıda sistemler var. Bunlar en çok Çin'de kullanılıyor. Diğer taraftan Amerika'da da çok fazla kullanım mevcut.